Hocam takdim için çok teşekkürler ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Rektörüm, Osman Hocam, kıymetli duayen hukuk hocalarımız, kıymetli değerli hocalarımız ve öğrencilerimiz. Öncelikle gerçekten çok büyük heyecan duyuyorum. Arktik çalıştayı yapıyor olmaktan, Sezer Hocam'ın bahsettiği gibi kutup çalıştayları ya da Antarktik çalıştayları hali hazırda yapılan çalıştaylar. Lakin Arktik'le ilgili spesifikte bu çalıştayın yapılması, keza yeni kurulmuş Uygar Merkezi, Deniz Hukuku, Uygulama ve Araştırma, hocam kızıyor kısaltmalara, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulması, Hukuk Fakültesi, hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum, başarılı çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Sezer Hocam çok güzel bir soru sordu. Biz neden kutuplardayız? Kutuplar, Antarktika dediğimizde 14 bin kilometre uzaktan bahsediyoruz. Arka bahçemiz değil. Kuzey dediğimizde de nereden baksanız Antarktika'nın yarısı kadar bir mesafeden bahsediyoruz ama son dönemlerde çok önemli bir hususun altı çiziliyor. Sahaya çıkmak, sahada bulunmak, Türk bayrağını temsili olarak diğer dünya ülkelerinin götürdüğü noktalara götürmek. Bunlar gerçekten önemli. Sezer Hocam'ın bahsettiği gibi Antarktika çalışmalarıyla ilgili ilk 2005, aslında 14 yıl önce çalışmalarım başladı. Antarktika üssü, Amerikan Antarktika üssünde fiziki olarak bulunup orada çalışmaları gerçekleştirdim. Türkiye'ye döndükten sonra ise Türkiye'de daha o zaman kutuplar anılmazdı bile ama Sezer Hocam'ın dediği gibi Osman ve Sibel çifti sağ olsunlar Antarktika dönüşünde Türkiye'ye uğradıklarında dönemin Denizcilik Bakanı karşıladığında ilk sorduğu soru ne getirdiniz, ne bilgiler getirdiniz? Onlar da dediler ki Antarktika'da Türk bayrağının dalgalanması daimi olarak. Bu gerçekten o günden beri, 2013 yılından beri çok yüksek şekilde ivmelendi ve başarılı noktalara geldi. Tabii ki çalıştığımız Arktik, ben sadece Antarktika'dan bahsetmeyeceğim. Arktik seferimizde Sayın Başkanımızın da dile getirdiği gibi bir Arktik seferi de icra ettik. Her şeyi aslında ülkemize hafıza kazandırmak için yaptık. Bizim bilim insanlarımıza bu imkanları yaratmak için yaptık. Ve tabii ki İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 2015 yılında Kutup Araştırmaları Merkezi'ni kurduk. Ama sadece İTÜ'ye hizmet etmesi için değil tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk bayrağına hizmet etmesi için bütün faaliyetleri hem iki kutup noktasında da değerlendirdik. Sayın duayen hocalarımız zaten hali hazırda anlattı, anlatacaklar. Ben hukuki, siyasi, ekonomik, askeri konulara girmeden bilimsel olarak biz neden oradayız, neler yapıyoruz onları size anlatmak istiyorum. Ve yine Sayın Başkanımıza atıfta bulunmak istiyorum. Denizcilikte çok güzel rotalar kazandık. Zaman, mekan, insan, yakıt. Ama önemli olan iklim değişikliğine nasıl etki ediyor? Bunlara bakmamız lazım diye çok önemli bir konunun altını çizdi. Aslında biz bilim insanları da gerçekten buna bakıyoruz. Bu sebeple 2015 yılında kurulan Kutup Araştırmaları Merkezi olarak da sadece Antarktik değil, Arktik Antarktik iki bölgenin de genel değerlendirmeleri ve bilim insanlarının özellikle buralara taşınması için her türlü faaliyeti koordine etmeye çalıştık. 2015 yılından başlıyor buradaki chart. Zira ben sizi 1513 yılına Piri Reis haritasına, hali hazırda Piri Reis Üniversitesi'nde de bulunurken Piri Reis haritasına götürmek isterim. Dünya ülkeleri Sayın Hocam'ın da anlattığı gibi 1800'lü yıllarda denizcileriyle keşfediyorlar Antarktika'yı. Antarktika hiçbir dünya ülkesine ait değil ama Türkiye'nin yaklaşık 17 kat büyüklüğünde bir kıta. Biz gemiyle yanından geçerken bir daha komple pas içinde görüyoruz. Dağ demirden. Madenleri, petrol yatakları, doğal gazı, her türlü aklınıza gelebilecek tüm kaynakları aslında koruma altına alınmış. Yine de hak iddia eden ülkeler, başta tabii ki İngiltere, Fransa, Norveç, çünkü denizcileri oraları keşfettiği için, keza komşu ülkeler, Arjantin, Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, 7 ülkenin sözde Antarktika üzerinde hak iddiası var. O da denizcileri ilk keşfettiği için. Amerika ve Rusya neresinde derseniz,
1959 anlaşması var, Antarktika Anlaşmalar Sistemi. Hatta 1996 yılında Türkiye olarak taraf olmuşuz. Amerika ve Rusya diyor ki, pay pay, işte pastanın payları gibi paylaşmış 7 ülke diyor. Rusya ve Amerika, ben yeri gelirse komple bütün kıtayı isterim diye bir dipnot düşmüş. Ben onunla ilgili şöyle dalga geçiyorum. Televizyonlarda, reklamlarda işte %70 indirim, alttan çok hızlı bir yazı geçer, biz onu okuyamayız. İşte aynen onun gibi böyle bir dipnotla biz istersek tamamına talip oluruz diye bir dipnotları var. Tabii ki burada varlık göstermek, orada sürdürülebilirliği sağlamak ve hafıza kazandırmak çok önemli. Bu sebeple biz bunu geçmişten bugüne hafızayı, o 2015'te kurulan kutup merkezi değil, 1513'ten başlatıyoruz Piri Reis haritamızla. 500 yılı aşkındır Türklerin Antarktika ile olan ilişkisi diyoruz. Bu sebeple bu tablo sizi yanıltmasın. Tabii bu dönemler içerisinde tamamlanması gereken misyonlar vardı. 2015'te merkezimizin kurulmasıyla 2016'da itibaren bütün takip edilmesi ve taraf olunması gereken bütün parçaları, puzzle'ın parçalarını tamamladık. Bilim komitesine üye olunması, Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın da irade gösterdiği bizim danışman statüsüne geçmemiz. Yani Antarktika ile ilgili bir karar alınırken o masada olmamızı istediğimiz irade Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nin danışman statüsünde olmak. Şu an Türkiye olarak gözlemci statüsündeyiz. Bir karar alınacağı zaman 29 danışman ülke, gözlemci ülkeleri dışarı çıkarıyor. Tabiri caizse ben biraz kendimize de iğneyi batırıp diyorum ki bizi penguen gibi dışarı çıkarıyorlar. Gerçekten böyle pati pati dışarı çıkarıyoruz. Diğer 29 ülke Antarktika ile ilgili kararlar alırken. Bu sebeple bilimsel çalışmalar, orayla ilgili hafıza, topladığımız her türlü örnek, bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisimizden 2017 yılında Madrid protokolünü tüm anneksleriyle beraber imza alınmasını sağladık. Hala bu 29 ülkenin içinde bile imzalamayan ülkeler var. Biz onların önüne geçtik. Geç kalmışlık olabilir, geç kalınabilir. Ama önemli olan daha önce o yolda yol almış insanların hatalarından ders alıp onların önüne geçebilecek statüde olmak. Önünüzdeki tablo 4-5 senelik bir tablo ama şu an dünya ülkeleri bizi Antarktika'da bilimsel, lojistik, askeri her ne kadar yasaksa da askeri gemileri, askeri amaçla sadece bilim için bulundurup, askeri amaçla bulundurmayan tüm ülkelerin %40'ının önüne geçtiğimizi fiziki olarak ifade ediyorlar. Bu bence 4-5 senenin içinde çok büyük bir başarı. Antarktika Anlaşmalar Sistemi, Madrid Protokolü'nün imzalanması, o lojistik yapan birimlerin içerisinde gözlemcilik statüsüne geçmemiz ve bu sene hala 2019 yılındayız. Mart ayında Antarktika'dan döndük. Türkiye'nin ilk kamp yerleşkesini, oraya ilk fiziki yapılarımızda yerleştirdik. Konuşmamın sonunda zamanımız müsaade ederse ufak bir video göstermek isterim. Antarktika seferleri Sayın Cumhurbaşkanımızın da himayelerine girdikten sonra 2017 yılında birinci ulusal Antarktika seferini icra etti. İlk hedefimiz tabii ki danışman ülke olmak istiyoruz ama Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yaşında Antarktika'da bir üssümüzü inşa etmek istiyoruz. Bu sebeple çok kilit, pratik bir grup kurarak fizibilite çalışmaları da önde olacak şekilde tabiri caizse 30 günü geceli gündüzlü çalışarak Antarktika'da fizibilite çalışmaları yaptık. Üssümüzü nereye kurabiliriz? Kritik parametreler vardı. Bir, diğer üslere yakın olmamalı. Neden? Çünkü diğer üsler hali hazırda orada bilimsel çalışma yapıyor. O zaman bizim varlığımız gereksiz olacaktı. İki, onlardan uzak ama bir o kadar yakın. Birazdan size görselini göstereceğim. Antarktika'da size gelebilecek ilk yardım 3-4 günü bulabiliyor. O sebeple hem yakın bir o kadar da uzak kriterleri yerine getirmeye çalıştık. İkinci seferimize geçtik, 2018 seferi. Bu sefer dedik ki, biraz yavaş yüklüyor, görsellerim çok fazla. Bu sefer dedik ki, ilk seferimizde biz hem çok yol kat ettik, binlerce mil yol kat ettik. İkinci sene Şili
ile komşu devlet, tabii ki hep de Antarktika'da hak iddia eden devletin üssünün yanında bir kamp yerleşmesi kuralım ve 2018 yılında yerleşik hayat, yani geçici yerleşik hayat bir kamp ekibinin orada yaşamını idame ettirebilmeleri için bir ortam yarattık. Ve bu kamp ekibi, 10 kişilik ekibi bıraktıktan sonra aşağıda gördüğünüz gemi ekibiyle, ki burası bahsettiğim nokta, buradaki eksiğim, çok özür dilerim, buraya bir Antarktika haritası koymam lazımdı. Şurası Şili, Arjantin. Burası Drake Pasajı dediğimiz dünyanın en tehlikeli, bütün okyanuslarının birleştiği geçit. Biz burayı gemiyle geçtikten sonra ilk kamp ekibi yerleşkemizi kurup 62 güney enleminden bahsediyorum. 68 güney enlemine inerek de yanımızda Arjantin, Şili ve İngiltere komşularımız olan alanda gemi ekibiyle bilimsel çalışmalar icra ettik. Tabii ki biz burada 15 proje, bilimsel proje, 28 katılımcı, araştırma ve fizibilite çalışmaları, görsellerden göreceğiniz gibi sadece birkaç rengin mevcut olduğu, insan olmadığı bir alandan bahsediyoruz. Gemimizin makinasında çıkan arızadan dolayı helikopterle olan gemimizi kullanamaz hale geldik. Şili Hava Kuvvetleri ile iletişime geçtik. Şili Hava Kuvvetleri karar mekanizmasını en yüksekten en alçağa taşıyarak 24 saatin içinde bize Şili Hava Kuvvetleri'nin helikopterlerini 13 sorti yaptıracak şekilde destek verdi. Antarktika barış ve bilime adanmış. Bu çalışmaları yapabildiğiniz en ideal ortam. İlk kurduğumuz kamp, Türk bayrağımızı oraya yerleştirdik. Bilim insanları orada 30 gün boyunca hayatı idame ettirme ve beraberinde tabii ki bilimsel çalışmalar yapma, hafıza kazanma yönünde çok çalışmalar yaptı. Bir ekip kamptaydı, bir ekip güneye indi ve güneydeki yine bilimsel çalışmalarımız, bulunduğumuz gemi, tabii ki Antarktika, Polar Kod'dan bahsettik. Polar Kod'a uygun ama bir o kadar da hazır olmayan bir gemiden bahsediyoruz. Nitekim yaptığımız çalışmalar, bilimsel çalışmalar şu an yayına dönmüş. 3 senenin içinde 17 bilimsel makale yayınlandığı gibi 50 tanesi de yolda. Türk bilim insanları olarak da çok büyük başarı. Sadece bilim insanları, politik, ekonomik, siyasi çevreler değil, biz çocuklarımızı da hedef aldık. Çocuklarımızla ilgili yarışmalar başlattık. Hayalinizdeki kutup bölgeleri, iklim değişikliğiyle ilgili resimlerinizi sergileyin, merkezimize gönderin, Antarktika'ya götürelim, bilim insanları orada sergilesin dediğimizde 20-30 resim gelir gelmez derken Türkiye'nin dört bir yanından 300 resim yağdı. Çocuklarımız bu konunun bilincinde, onları dahil etmeliyiz. Üçüncü seferimizde artık biz rotamızı biliyorduk. Hafızamız vardı. Gemimizde kaptanlarımız var, bilim insanlarımız var. Gemimiz helikopterlerimizle beraber çok başarılı bir şekilde güneyden güneye diyeceğim ya da kuzeyden kuzeye, Antarktika'da nerede durursanız durun her yer kuzey oluyor. Orada mesafeleri de değerlendiremiyorsunuz. Helikopterlerimizle beraber bu sene batimetrik haritalama yaptık ve İngiliz Deniz Kuvvetleri'ne, Admiralty haritalarına hiç haritalanmamış ya da haritaları 1959 yıllarda kalmış bölgenin tekrar haritalanmasını sağlayarak Admiralty haritalarına girdirdik ve en son Antarktika Anlaşmalar Sistemi, bizim danışman ülke olmak istediğimiz toplantıda İngiltere Admiralty komutan geldiğinde Türkiye'nin destekleri çok büyüktür. 2019'da çok önemli bir noktada batimetri çalışması yapmıştır diye tüm ülkelere deklar etti. Sahaya çıktık, sahadayız, varlığımız var ve buradan 14 bin kilometre uzağa yaptığımız lojistikten bahsediyorum. Yanımızda her sene 40 ton kadar malzeme, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen malzemeden bahsediyorum. Bizim için büyük gurur. Artık Antarktika'da bir yerleşkemiz var. 3 senelik kampımızı geçen sene konuşlandırarak Türk bayrağımızı daimi olarak dalgalandırmaya başladık. Meteoroloji istasyonu kurduk. Alan çok büyük olduğu için almış olduğumuz her türlü meteorolojik veri makro düzeyde kalıyor. Ama siz o kadar mikro bir alandasınız ki
30 nat rüzgar var diyor. Sabah uyanıyorsunuz, kafanızı çıkarıyorsunuz, 60-70 nat rüzgarlar. Böyle mümkün değil ki oralarda çalışma yapabilmek. Ama meteoroloji istasyonumuz sayesinde artık biz oradan veriler alabiliyoruz. Anadolu Ajansı bizim neydi? Bizim orada yaptığımız çalışmaları halka, Türkiye'ye aktarması gerekiyordu. Bu çalışmaları da beraberinde yine öğrencilerimizin de resimleriyle beraber Antarktika'ya taşıdık. Tabii ben burada Sezer Hocam'ın da görselinde vardı. Buzdağının üstünü anlatıyorum. Görseller çok güzel, başarılar çok güzel ama altında, o buzdağının altında çok meşakkatli bir çalışma süreci var. Lojistik, raporlar, idari süreçler, hukuki süreçler ve ileriye atılacak adımlar gibi, bunları tek tek sıralamayacağım. Ama bunlar bizim tabii ki bir seferi bitirir bitirmez, döner dönmez bir sonraki yılın seferin hazırlıklarını yapmamıza sebep olan buzdağının altı kısımlarını da yine sadece görsellerle size aktarmaya çalışıyorum. Denizcilik meşakkatli meslek. Denizciliği herkes yapamaz. Denizcilik Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Aslen harita mühendisiyim. Lakin denizcilerle 2001 yılından beri beraberim. Antarktika'ya götüreceğimiz bilim insanlarının tabii ki hazırlık süreçleri oluyor. Bu hazırlık süreçleriyle ilgili mutlaka bizim Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan aldırdığımız eğitimler var. Tabii 3 günde denizciliği öğretemeyiz ama daha önce denizde böyle bir imkanı hiç görmemiş bilim insanlarına en azından neler yapmaları gerektiğiyle ilgili gerekli tatbikatları da 3 gün içerisinde aldırarak inşallah bu sene 7 güne çıkaracağız. Sahil Güvenlik Komutanlığı'yla çalışmalarımız devam ediyor. O süreci de idare edeceğiz. Antarktika koruma altında olduğu için oradan herhangi bir taşı almak, bir taşın yerini değiştirmek mümkün değil. Bir bilim insanı, jeolog diyorsa ki 3 kilo 756 gram taş örneği alacağım A, B, C, D noktasından. Dönüşte öyle bir izin yazıyoruz ki, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisimizden onun izni çıktı. 3 kilo 756 gram taş aldığına emin olarak Antarktika'dan getiriyoruz. Çünkü bunların hepsi izne tabi. Oradaki canlılara da dokunulmaması gerekiyor. Bununla ilgili koordinasyon toplantılarımız ve sayın devlet büyüklerimizin bizi uğurlama töreni. Bu da bizler için çok önemli. Çok büyük bir misyona gidiyoruz. Çok tehlikeli bir misyona gidiyoruz. Denizcilik halihazırda tehlikeli bir meslek. Kendi içerisinde yapmanız gerekli güvenlik, emniyet ama bunlarla beraber tabii ki bu motivasyon özellikle devlet büyüklerimiz tarafından, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Sayın Bakanlarımız, Sayın Donanma Komutanımız bizleri geçen sene uğurlamışlardı. Sadece Türkiye mi? Bu sadece Türkiye'de yaptınız bitti değil. İkili işbirlikleri çok önemli. Bugüne kadar ben dahil, beni Amerika bana ev sahipliği yapmıştı. Birçok bilim insanımız var. Ev sahipliği yapan ülkeler var. Onlarla beraber işbirliğini daha sıkı hale getirmek amacıyla biz de seferlerimize diğer ülkelerinde bilim insanlarını ekliyoruz. Çalıştaylar yapıyoruz, bilimsel farkındalıklar yapıyoruz, çocuklarımıza ulaşıyoruz, karar vericilerin karşısına çıkıyoruz, otoritelerin karşısına çıkıyoruz ve mutlaka bununla ilgili Sezer Hocam'ın başta dediği ne işimiz var? Çok güzel açtık aslında biz bunu. Artık ne işimizden öte neler yapıyoruz, neler yapmalıyız kısmına geldik. Okullarımızda kulüpler kurduk, öğrenci kulüpleri kurduk, müfredatlar oluşturduk. Bu küçücük beyinler bir araya geliyorlar. İklim nasıl değişiyor, kutuplarda ne oldu, bilim insanları ne yaptı? İlk denizciler Arktik'i, Antarktika'yı nasıl keşfetti? Bunları konuşuyor. Bunların hepsi çok önemli. Ve Tuzla'da. Tuzla'dayız. Tuzla'yı Sayın Belediye Başkanımız bilim şehri bir şeyler dedi değil mi? Başkanımız çok güzel Tuzla'ya üniversitelerin çok olmasından dolayı biz de dedik ki okullara gidiyoruz, çok fazla öğrenciye ulaşıyoruz ama biz peki sabit bir yer kursak da öğrenciler gelse diyerek Tuzla Şelale Park'ta da bir kutup bilim evi oluşturduk. Ve ilk Antarktika'ya giden 1967, yani yarım asır önce Antarktika'ya giden bilim insanının kıyafetinin bile sergilendiği bir alan oluşturduk. Bu alana herkesimi bekleriz. 1 Aralık Dünya Antarktika Günü birçok çalışmamız var. Bu kadar Antarktika, Antarktika dedim. Arktik neresinde? Arktik çalıştaydayız tabii ki. 3 senenin içerisinde %40 ülkenin önüne geçtik. 30 ülke oraya lojistik ve bilimsel çalışmalar yapıyor. %40'ının önüne geçtik. Arktik'te de ilgili bir hafıza oluşturmak istedik. Antarktika 1513'ten başlattık.
Arktik'le ilgili hafıza araştırmalarına girerken bir yandan da dedi ki ilk Arktik seferini icra ederim. Bu arada Piri Reis'in Arktik haritası da var. Onunla da ilgili araştırmalarımız bittiği anda mutlaka herkese deklare edeceğiz. Sadece Türkiye değil, dünya ülkelerine de dahil olmak üzere. İlk Türk Arktik seferini de Temmuz ayı, ki Temmuz ayı çok kritik bir aydı. Avrupa yandı, kül oldu, 50 derecelere ulaştı. İklim ve deniz buzlarının erimesinde en rekor yıl ilan edildi. Biz o esnada oradaydık, bilim icra ediyorduk. Ve bilimsel hedefler olarak tabii ki hem deniz bilimleri hem denizcilik konularıyla ilgili hafızalar biriktirdik. Seferimizde çoğunluk, ilk seferlerimizde ben denizci tercih ediyorum. Çünkü oradaki hafızayı en iyi denizciler toplar. Bu amaçla denizciliğin yeri kutup bölgelerinde bambaşkadır. Çünkü lojistiği halletmezseniz hiçbir şey olmaz. Seferimizde 880 deniz mili yol kat ettik. 14 örnek istasyon oluşturduk. 14 proje icra ettik ve 8 kişilik ekiple yaptık. Minimum ayak izi, bizim hep hedefimiz buydu. Bir kişi, 3-4 kişinin projesini de icra edecek pozisyona geldi. Bunları tek tek okumayacağım. İçinde kutup kodu da olmak üzere birçok bilimsel projeyi biz Temmuz ayında Arktik'te de icra ettik. Çok enteresan bir şeyle denk geldik. Fransa'nın TÜBİTAK Dengi Kurumu 150 bin euroluk akıntı ölçer cihazınınla iletişimi kopmuş. Arktik Okyanusu'nun orta yerinde. Bütün civardaki ice sistemden arıyorlar, tarıyorlar, kim var, kim yok. Tabii Temmuz ayı oldu mu Arktik'te herkes turist gemileri. Tek bilimsel ekip bizdik. Hal böyle olunca CNRS kurumu bizimle iletişime geçti ve dedi ki sizin 40 bin açınızda bizim ekipmanımız var, kurtarır mısınız? Biz onun bir kurtarma operasyonunu yapıp Fransa'ya tekrar bu ekipmanı da kazandırdık ve seferimizin adı TASA'ydı. Fransa geri dönüş olarak hatta Sayın Büyükelçimize, Oslo Büyükelçimize yazı yazdılar. Ekipmanın adı bundan sonra TASA olacak ve bir daha Arktik Okyanusu'na gönderdiğimizde aldığımız her verileri TASA'dan alacağız. Türk Arktik ekspedisyonu, bilim ekspedisyonunu oraya kalıcı olarak sabitledik geldik. Çok hızlı anlatıyorum ama videom da başladı. Biraz alabilir miyim? İlk başta Arktik videoyu hızlı bir şekilde göstermek istiyorum size.
Fransa gemisine Türk bayrağını çektik. Bilmiyorum Sayın Hocam ne yapacağız? Hukuki bir sorun olursa artık çözümleri sizde. Bir de sizleri kısa bir şekilde Antarktika'ya götürmek istiyorum. Bunun da sesi olacak. Sesle geçin. Gerçekten çok heyecanlıyız. Sefere başladığımız süreç içerisinde gelmiş olduğumuz noktada kurulan bilim kampımız 2019-2022 tarihlerinde hizmet verecek. Süreç tabii ki çok zordu. Antarktika gibi bir ortamda, hava tahminlerinde bile beklentileri hiçbir zaman karşılamayan bir süreç içerisine giriyorsunuz. Gerçekten zorlu bir süreçti. Ama sonuç gerçekten bizim için. Gerçekten bu bütün üniversitelerin başarısı, bu bir takım çalışması, bu bir kişinin, bir kurumun değil, birçok kişinin katılımlarıyla olur. Gemi sorunumuz devam ediyor. Kutuplara gidebilecek bir geminin varlığıyla diğer ülkelerin %40'ının önüne geçtiğimiz, şu yüzde kalan 60'ın da biraz böyle mücadele edebileceğimiz statüye gelebilmek için bir gemi, kutup gemisi. Hem kuzeyde hem güneyde 2-6 ay yukarıda 6 ay aşağıda çalışacak şekilde inşallah umudumuz. Teşekkür ediyorum.